Hocam ben arkadaşımdan araba almak üzere anlaşma yaptım. Yaptığım anlaşma şu şekilde. Araba değeri 25 bin lira. Ben ilk olarak arkadaşıma 10 bin lira kadar peşinat verip geri kalan miktarı vadeli olarak ödeyeceğim. Bu vadeli ödeme konusunda şu şekilde konuştuk. Aylık 500 lira taksitlerle ödeme yapacağım ve Eylül-Ekim sonu gibi işte toplu bir ödeme yapacağım. 7 bin, 10 bin gibi miktar tam net belli değil. Yine de 25 bine ulaşamazsam aylık 500 liralık taksitlerle ödememi tamamlayacağım. Yani ilk peşinat verdiğim 10 bin dışına kalan parayı, 15 bin lirayı da zaman sınırı olmadan anlattığım gibi ödeyeceğim demiş. Bu alışveriş caiz mi? Caiz değilse nasıl bir şekilde bu satışı yapabiliriz diye bir öneri istemişler hocam. Şimdi alışveriş peşin yapılabildiği gibi vadeli de yapılabilir. Eğer sarf vakti değilse veyahut da ribaya tahallük eden, faize tahallük eden alışverişlerden değilse. Ancak vadeli yapılması durumunda aranan bir şart vardır ki o da vadenin tespit edilmesidir. Yani vade zamanının belirgin olmasıdır. Vadede eğer bir meçhuliyet varsa bu akdin fasit olmasını gerektirir. Yani böyle bir akit caiz olmaz. Burada kardeşimiz diyor ki vereceğim peşinat belli, aylık olarak ödeyeceğim rakam da belli ancak arada bir zaman var ki o zaman işte hasat vakti, şu vakit işte orada bir toplu para elime geçecek. Orada ben toplu parayı ödeyerek belki borcumu bitirebilirim, belki de bitiremeyebilirim. Bitiremezsem kalan aylarda yine devam edecek. Dolayısıyla burada vadenin önü açık oluyor. Öyle olmaktansa şöyle yapsalar, aylık olarak ödeme planı çıkardığı gibi benim sana borcum budur. Yani ayda şu kadar şu kadar her ay ödeyeceğim sana işte 10 ay 12 ay ne kadarsa. Ha bu arada ben ekstra elime para geçerse de öderim ama bunu bir şey olarak değil, akit olarak değil. Yani vadenin nihayetini, maksimumunu tespit ettikten sonra o vade dolmadan da kişi borcunu kapatmasında hiçbir mahsur Şimdi yoktur. şey oluyor ya hocam, vade mesela farkı konuluyor ya Ama karşı arada. taraf zaten sizin erken ödeme konumunda olduğunuzu bileceği için ona göre bir yapılandırmaya hazırlıyor. Yani ona göre bir fiyat verecektir zaten. Çünkü bu şekilde bir anlaşmaya bayi de razı, müşteri de razı. Ama şer-i şerifte bir problem var. O problemi de dediğimiz gibi çözebiliriz. Nasıl çözeriz? Yani bunun sabitleyelim, maksimum seviyesini tespit edelim ve ben sana bu tarihe kadar bunu ödeyeceğim. Ha, bu tarihten önce de ödeme imkanım vardır. Ama akit son nihai nokta bu noktadır dersek o zaman problem ortadan kalkar. Çünkü vade zamanı tespit edilmiş olur. Kişi vade zamanı gelmeden borcunu erken ödemesinde hiçbir mahsuru lazım gelmez. Hatta güzeldir. Erdemlik yapmış olur. Bunda da bir sıkıntı olmayacaktır. Hocam hep şeyi soruyorlar. İşte faiz alıyorsunuz, kredi alıyorsunuz, faizi diyorsunuz ama öbür taraftan vade yapıyorsunuz. İkisi de aynı şey diyorlar. Yani biri vade farkı koyuyor, öbürü faiz diyor. Ne Bunun fark var arasındaki ne orada? fark var? Aslında bunu birçok programda işlemiştik. Yani vade farkı ile faiz ilişkisi nedir? Faiz karşılığı olmayan haksız kazançtır. Karşılığı olmayan haksız bir kazançtır. Hatta ilmi bir tabir ile bakacağımız zaman, kullandığımız zaman Hanefi mezhebine göre faizin illeti cins ve kadir birliği derler. Cins aynı cinsten olması, kadir ise aynı ölçüm birimiyle ölçülmesi. Yani kiloya veya keyle tahallük etmesi. Hatta bunun da arka planında sureten ve manen benzerlik olan mallarda karşılığı olmayan fazlalık faizdir. Sureten ve manen mumaselet olan mallarda, benzerlik olan mallarda. Sureten benzerlik her ikisinin ölçü biriminin aynı olması. Buğday buğday gibi, buğday arpa gibi. Manen benzerlik ise her ikisinin kullanım alanının aynı olması. Yani cins birliği. Ki Hanefiler cins birliğine manen benzerlik demiş, kadir birliğine de sureta bir benzerlik demiş. Böyle bir mal birbirlerine trampe edildiği zaman bir fazlalık olacak olursa o fazlalığın karşılığı olmayacağı için bu faizdir. Peki vade farkı olayı nedir? Yani diyor ki bu malın peşin fiyatı 10 lira, 2 aylık fiyatı 12 lira diyor. Burada bir ekstra bir ziyade vardır. Bu neyin karşılığıdır? Şimdi alışveriş yapısı bayi ve müşteri diye tabir ettiğimiz, yani alışverişi yapacak olan kişiler diye tabir ettiğimiz satıcı ve alıcı, bunların iradelerinin ifadeye dönmesiyle oluşur. İrade kalbinde var olan bir duygu. Ben işte önünüzdeki bilgisayarı satın almak istiyorum söz gelimi. Siz de onu bana satmak istiyorsunuz. Ancak bu iradelerimizi dillendirmedikçe ortada bir akit olmaz. Ta ki bunu dillendirmemiz gerekir. Bu dillendirmede ben bunu bu kadara aldım, siz de bunu bu kadara sattım demeniz. Yani birine icap, diğerine de kabul Kabul. denir. İcap bazen bayiden yani satıcıdan olabilir, bazen müşteriden olabilir.
Ancak icabın icap olduğunu anlayabilmemiz karşısında kabul olmasına bağlıdır. Karşısında kabul gelmedikçe o icap icap değil, belki icaba davettir. Yani misal verecek olursak, ben işte onu 10 liraya aldım dedim. Siz dediniz ki 18 liraya sattım. O zaman benim 10 liraya aldığım icap mıydı? Değil. Çünkü değil. Siz sattım demediniz. Evet. Farklı bir fiyat söylediniz. Peki sizin 18 liraya sattım demenize ben dedim ki 12 lira verdim. O zaman o da daha icap olmadı. Evet. Çünkü daha henüz kabul gelmedi. Evet. Belki icaba davet. Derken böyle aramızda konuşma oldu oldu ve en sonunda işte 15 liraya aldım. Anladım. Siz de sattım dediniz. Yani icap ve kabul 15 lira üzerine bağlandı. Hmm. O zaman bu akit inikad etti. Evet. Ve alışverişte fiyat tek bir fiyat olmuş oldu. Ondan önceki konuşulan fiyatlar ise akde tesir olan fiyat değildir. Sanki pazarlık aşamasında konuşulan fiyatlar gibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir alışverişte iki fiyatı yasaklamıştır. Evet. Bir alışverişte aynı anda iki fiyat olmaz. Ancak bir alışveriş ne demektir? İcap ve kabulün inikad etmiş olduğu bir alışveriştir. İcap ve kabulün öncesinde konuşulan fiyatlar, daha henüz ortada bir alışveriş yoktur. Evet. Bir nevi pazarlık aşamasıdır. Etiket fiyatları 10 lira bu, işte 12 lira bu, 13 lira bu demek gibidir. Evet. O yüzden kişi diyor ki bunun peşin fiyatı 10 lira, bir aylık fiyatı 11 lira, iki aylık fiyatı 12 lira diyor. Veya bunu belli sistematikle bir hesap yapıyor, kendince bir rakam çıkartıyor. Ve karşı tarafta diyor ki ben bunu iki aylığına işte 12 liraya aldım. Ben de sattım deyince icap ve kabul 12 lira üzerine bağlanmış oldu. Ve burada tek fiyat oldu. Bu saatten sonra vadenin artması veya eksilmesinden dolayı fiyatta artma veya eksilme olmayacaktır. Olmayacak. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şöyle olsa, ben bu malın peşin fiyatı 10 lira. Her ay için 1 lira fark koyarım. Bunu sana sattım. Sen de tamam, ben bu şartla kabul ettim, aldım. Parayı ne zaman getirirsem ona göre farkını veririm derse, burada işte icap ve kabul birden fazla fiyat üzerine bağlanmış oldu. Evet. O zaman bir alışverişte birden fazla fiyat oldu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı alışveriş şekli olmuş oldu ve bu faiz olur, caiz evet. olmaz. O yüzden diyoruz ki vade farkı meşru olabilir, ancak vade farkını akdin başında tespit ederek, akde yansıtarak bunun fiyatı budur diyerek sabitlemek gerekir. Kesinlikle, evet. Ha, o farkı, o oranı kişi işte faiz banka muamelelerin doğrultusunda yapıyor veya FTÜF'e göre yapıyor veya kendisine göre belli kavramlarla bunu yapıyor. Onun önemi yoktur. Ama netice olarak, sonuç olarak alışverişi biz bitirmeden önce onun fiyatını sabitleyeceğiz ve o fiyat üzerinden, o vade üzerinden size satış yapacağım. Evet. Siz de o şartlarla onu kabul ediyorsanız ortada tek bir alışveriş vardır. O zaman o paranın karşılığı maldır. Farklı bir şey değildir. Bu manada alışverişin de bir mani, bir sıkıntı da olmayacaktır inşallah. Olmayacak. Evet.